Kime yasaklama ekranına geçiyoruz? Vodafone Freezone Şampiyonluk Ligi'nde 4. hafta başlıyor. Beşiktaş, HVA Gaming vaadi yenilecekler. Bakalım yasaklamalar nereye ilişkin olacak? Kasiopya ile başladı Beşiktaş. Tabii çok alışkanlık yapmış bir yasaklama artık. Lurşun büyük ihtimalle gidecektir kırmızı taraftan. Ve Beşiktaş tabii alt koridorda 6 maçın tamamında klasik nişancıları tercih ettiği için Kasiopya gibi şampiyonları alt tarafa istemiyorlar pek ve Lucian da gitti HVA tarafından. Evet, Lucian da zaten söylemiştik ki özellikle nişancıları haftaya ayrıca konuşuyor olacağız. 9-2'de yasaklanan artık 9-3'te herhalde hiç göremeyeceğiz. Beşiktaş Yasuo'yu yasakladı. Evet, Yasuo gitti. Bakalım şimdi Akali HVA tarafından yasaklanacak mı? Çünkü mavi taraf ilk seçim yapılabilecek durumda. Hala son 9-2 dönemlerini son yaşıyor. Son haftası ya. Son haftası Akali'nin. Ondan sonra 9-3'te yerinde yerler esecek muhtemelen. Evet, Akali ve Aatrox'u göremeyeceğiz derken Aatrox'u şu anda tabii ki görmeye devam edeceğiz. Yine yasaklandı HVA Gaming tarafından. Dengeleme almasına rağmen hala korkulan şampiyonlar arasında ve tabii ki rulete bir yasaklama geldi. Şimdi burada zaten konuşmuştuk. Ben Evelynn yerine Lissandra'yı beklerdim. Hele ki ilk seçim Akali'nin henüz açık kalma ihtimali varken bakalım burada Akali yasaklaması gelecek mi? Çünkü Akali'yi bırakıp karşı Lissandra HV'ye alabilecek noktada ve aslında Lissandra onların sevdiği bir şampiyonda. Çünkü Evelynn'i rahat rahat açık bırakıp Lissandra'yı da yasaklayabilirdiniz ve Akali alırdınız ama Akali'yi tercih etti burada HV'ye yasaklama olarak. Bakalım Beşiktaş ilk seçim Sion'a mı gidecek? Sion onların çok sevdiği bir şampiyon. Bu arada normalde şu noktada Urgot seçilirdi. Ara ara bizim takımların Jayce aldığını gördük. Urgot'a karşı tak orada aşamasında fena değil ama Jayce'in maçta 7 mağlubiyet. Çok düşük ya. 8 maçta 7 mağlubiyet. Bir yani bir galibiyeti var. Çok zor durumda gerçekten. Onu da Beşiktaş kazandı bu arada. Evet. Evet, pek kaybetmişti. Evet, doğru. Evet. Şimdi Lissandra artı Urgot'u alırlarsa istedikleri alanı açacaklar HVA tarafı. Her istediği yerde her istediği alanı açacaktır ki ben açıkçası Lissandra'yı çok daha fazla tercih ederdim. Ben de. Akali de yasaklanmışken. Her ne kadar Jayce sizin elinizi açsa da hani sonuçta esnek bir seçimden bahsediyoruz. Lissandra da esnek. Da gönderebilirsiniz işte. Lissandra'yı Jayce'in karşısına hani Urgot'a karşı üstünlük sağlayabiliyor ama geçen hafta hatırlayalım Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşmasına. Orta koridorda Jayce Urgot eşleşmesi verdiniz ama haritanın o bölgesinin kontrolünü kaybettiğiniz zaman o eşleşme böyle dümdüz eden bir eşleşme değil. Ve çok güçlü bir ikiliyi HVA kırmızı taraf. Evet. Bu arada HVA'nın da seçim hakkının olduğu bütün maçlarda kırmızı tarafı tercih ettiğini belirtelim. Yani bu noktada onlar kırmızı tarafta olmayı seviyorlar. Bu takası yapmayı çok seviyorlar. Eğer açık kaldığı zaman Lissandra, Urgot onların sevdiği şampiyonlar. Ki geçen hafta bu Star Screen şampiyonluğundan bahsederken Urgot oynadığını da hatırlatalım. Evet bakalım Beşiktaş şimdi tercihini yapacak. Ve Jinx geldi. Jinx bütün hafta bu arada seslendireceğiz. Evet. Ama bekliyorduk. 9-3'teydi ama. 9-3'teydi biraz erkenden. Tabii Jinx'i seviyor. Geçen sene onun oynadığını biliyoruz. Meşhur Pentas'ının olduğu zaman falan Jinx'i çok seviyor. Ve yanında da Tahm Kench güvenli bir şampiyonu, onu güvende tutacak bir şampiyon tercih ettiler ama. Ama belli oranda alt koridoru kaybetmeye kabul edecekler şimdi. Ve yani şimdi karşıya gelecek şampiyonu da görmek lazım aslında. Çünkü Jinx ittirme avantajını eline alabiliyor Q'su ile beraber. Ki menzilliyle çok rahat bunu engelleyebilirler. Evet, Karthus da geldi. Karthus nereye HVA gidecek? Çok çok yüksek ihtimalle ormana alabilecek. HVA alınabilecek en güçlü 3 seçimi aldı aslında bu maçtaki. Biraz evvel Beşiktaş'ın şunu söylüyorduk. Alt koridoru kendi haline olabildiğince bırakıp haritanın diğer taraflarına oynamaya çalışmak. Jayce bunun için iyi bir şampiyon ama şimdi olabilecek muhtemelen en iyi 3 koridoru. Orman orta koridor ve üst koridor şampiyonunu kalanlar içerisinde HVA'ya bıraktı burada Beşiktaş. Riskli bir kompozisyon tercihine yöneldiklerini söylemek lazım ne olursa olsun. Ve şimdi aradan Karthus'u çıkartabilecek, Karthus'u rahatsız edebilecek ormancıları da çıkartıyor HVA tarafı. Ve bu kadar pasif koridorlara gidecek olmanın kendi ormancısına da çok büyük darbesi olacak. Çünkü işte benzer bir senaryoyu görmüştük Galatasaray şey maçında. Royal Youth maçında. Yetişemiyoruz. Karthus'u darlamaya çalışırken tabii ki bir koridorda üstünlüğü kaybettiler. Maç koptu o noktadan. Evet. Burada Olaf mı Kindred mi yasaklanacak? İkisi birden Karthus'a karşı iyi seçimler olarak aslında bu zamana kadar göründü. Evet, evet. Büyük ihtimalle Olaf yasaklanacaktır. Çünkü takım olarak da çok fazla kitle kontrolü kullanan bir kompozisyona sahip. Nocturne. Nocturne yasaklandı. Hala ama Beşiktaş'ın ormanda rahatsız edebileceği şampiyonlar var Karthus'a. Ama işte sorun... Biri rahatsız etmek değil ki zaten. Aynen. Takınca rahatsız etmeniz gerekiyor. Koridorları ne kadar rahatsız edebilecek durumda. Çünkü hatırlayalım. Geçen hafta Galatasaray-Fenerbahçe maçında tabii ki koridorlarının katkısını beklemeden, koridorların ittirmesini beklemeden Karthus'un üzerine gitti. Ve bir anda maç Royal Youth maçıydı o.
koridorlarının katkısını beklemeden oraya gittiğinde nasıl cezalandırıldığını hatırlayalım. Yani bu noktada evet siz birebir de ormanda baskı kurmak isteyebilirsiniz ama bunun için de koridorlarınızın size destek olması lazım. Koridorlarınızın bu konuda hazırlıklı olması lazım. Evet, EBA Gaming tabii Beşiktaş destek havuzunu iyice daralttı. Brown ve Thresh'i yasaklayarak EBA Gaming de Morgana'ya yöneldi ve 4. şampiyonda Morgana'dan yana kullandı. Çift menzilli alt koridorla çok rahat ittirme avantajını da alacaklar ellerine. Zaten haritanın diğer üçlüsünde üstünü kurmaları muhtemel. Artı Jinx ne kadar iyi kuvvetlenirse kuvvetlensin, Karthus da çok acayip kuvvetli. Onu da çok rahatlıkla cevaplayabilecek durumdalar. Yani Sanguan çok sinirli geldi maça. Sinirli geldi. Geldi. Yalnız çok büyük kumarla girdiler maça şu anda. Yani iki noktada çok büyük kumarlara girdiler. Bir Nidalee. Kit kontrol yok bu takımda. Jinx. Ve şöyle bir durumu var Nidalee'nin. Nidalee birebir olarak evet Karthus'tan güçlü, evet baskı kurabiliyor ama koridor üstünlüğünü alamadığınız zaman ve Nidalee karşı orman kamplarını çalmadığı zaman, sadece kendi ormanında kaldığı zaman çok verimsiz ve faydasız bir şampiyon haline dönüşüyor. Tamamen bir tane birkaç saniyede bir iyileştirme atan bir destek haline dönüşüyor. Kitle kontrol yok. İnanılmaz kırılgan bir kompozisyon ve karşıda dakika 30'a gelindiğinde bu kompozisyonun bütün şampiyonlarının canlarını %50'ye indirecek bir şampiyon Karthus'un var. Karthus'un şancıya gitti. Bunun o kadar iyi bir fikir olduğundan emin değilim ya. Ya evet, Nidalee'ye karşı daha rahat duruyor Kindred falan ama kamplarını o kadar hızlı alamıyor. O yüzden Nidalee'ye çok fazla kamp kaptırma ihtimali var Kindred'in. Bir sıkıntılı noktaları olacaktır onların. Şimdi alt koridorda ittirme avantajını alacaktır yine HV ama menzil olarak kısalar. O yüzden savaş çıkarsa olası bir takasta takası kaybetme ihtimalleri yüksek. O yüzden sadece alt koridoru 2-2 Minyon Festivali'ne çevirmeleri daha mantıklı olur. Onlar Lissandra'nın etrafında. Bu arada Beşiktaş'ın üstteki üstü o kadar kırıldı ki Lissandra'nın ulti attığı insanın hemen ölmesi lazım. Kindred Lissandra hasarıyla. O yüzden çok geriye düşebilirler. Üstü üstü bir de Kindred'da haritayı kaptırırlarsa bu riskli kompozisyonla, bu kadar dürtme kompozisyonları var. Sıfır kitle kontrolüyle oynuyorlar. Geri düştükleri anda maça dönme şansları yok Beşiktaş'ın. Geri düşmemesi gerekiyor Beşiktaş'ın bu maçta. Bakalım bu kadar risk sonuç verecek mi onlar adına? Evet, bakalım neler olacak. Seçim yasaklama ekranları tamamlandı. Vodafone Free Zone Şampiyonluk Ligi'nde ilk maç başlıyor. Alkışlarınızla artık Beşiktaş ile HVA Gaming vadiye iniyor. Koçlar elleri sıkıştı ve bu maçın anlatımı için sözü şimdi sunuculara bırakma zamanı geldi. Analiz masasına çok teşekkür ediyoruz ve bugün günün ilk iki karşılaşmasında ben Christopher Tombalık Makarna Vickles, yanımda Kaan Second Best Kural sizlerle birlikte olacağız. Kaan, seçim yasaklamaları tamamladık. Beşiktaş'ın seçimleri oldukça agresif ve oldukça oyunu erken safhada bitirmeye yönelik seçimler gibi geldi bana ama bir de Jinx var. Neler diyeceksin? Jinx geç aşama için bir sigorta ama yani inanılmaz riskli bir kompozisyon. Kazanmak, daha doğrusu maçı direkt kartopuna bağlayıp erkenden bitirmek üzerine bir kompozisyon kurdular. Dürtme kompozisyonu, yani tamamen dürtme odaklı kompozisyonları çok uzun süredir görmüyorduk. İnanılmaz bir dürtme kompozisyonu, inanılmaz bir kuşatma kompozisyonu. Yani öne geçerse, baron alırsa çok rahat oyunu bitirebilecek bir kompozisyon. Ama aynı zamanda sıfır kitle kontrol. Savaş başlatabilecekleri bir durum yok. Savaştan çıkacak pek opsiyonları da yok açıkçası. Hani ani savaş başlatılabilen durumlarda Lissandra'nın yakalayacağı birini kurtarma ihtimalleri de yok. Hani Beşiktaş tabii ki bu maçın favorisi. Özellikle ligimize yapılan müthiş transfer. Songwan gerçekten çok değerli bir transfer. Ama bu kadar riskli bir kompozisyon beklemiyordum açıkçası Beşiktaş'tan. Mutlak bir şekilde üstün olduklarını ve bu üstünlüğü çok erken aşamada kullanmak istediklerini gösteriyor. Ama dediğim gibi çok çok riskli, çok. Ve Songwan ilk mızrağı tutturarak başladı Vodafone Free Zone Şampiyonluk Ligi kariyerine. Rulete yaklaşık 100-150 bir hasar vermeyi başardı çok uzaklardan tutturduğu için. Bu arada YouTube ve Twitch üzerinden BJK ya da HVA yazarak ekran başındaki izleyicilerimiz bu maçı kimin kazanacağını düşündüğünü bizlere iletebilir. Oylamamız da başladı. Herhalde yani son 1,5 senede tamamen dürtme odaklı bir kompozisyon görmüyorduk. Evet, yani hep yanında başka bir şey oluyordu. Tabii. Ama bu sefer ormana bile Nidalee alındı. Aynen öyle. Ya Jayce dürtmenin kralı, Zoe dürtmenin kralı, Nidalee öyle. Ya bir Ezreal eksik şurada. Evet. Şu ana kadar böyle bir kompozisyon görmedik. Bakalım maç içerisinde nasıl işleyecek? Yani Beşiktaş oyuncu anlamında ve takım anlamında tabii ki favori ama bakalım nasıl çalıştıracaklar. Belli ki çalışmışlar, bunu isteyerek aldılar. Tabii Songwan'ı merak ediyoruz. Çok değerli, çok önemli bir transfer. İşte hem ligimiz için hem de tabii ki Beşiktaş için. Oylamamız da sonuçlandı. İzleyicilerimiz %57'ye %43 oranla
Beşiktaş'ın yeneceğini düşünüyor. Tabii ki son dönemde TVA'nın da yaptığı çıkış onların oylarını da arttırdı. Meta'da da konuşmuştuk sanırım. Aynen öyle. Ya, Holy Park etkilisinin de aslında gayet agresif başladığını görüyoruz. Peki hazır maç yeni başlamışken ve şu an oyun birazcık durma dönemindeyken şunu sorayım. Ya Corpse Farfetch değişikliği sence ne katacak alt koridora Holy Phoenix'in yanına? Valla Corpse'un performansından çok, özellikle geçtiğimiz alt koridordan çok memnun kalmamış olsalar gerek. Yani bir uyum meselesi nişancıyla desteğin uyumu. Ya Farfetch'de Holy Phoenix'i bence ilk, bu hafta çok değerlendirme, gelecek haftaya bakmak istiyorum. Bu arada Song Wan Yampiri yengeci kaçırarak yani onun hakkındaki bütün olumlu izlenimlere küçük bir... Atlamayı da kaçırdı yalnız. Valla hakikaten ilginç. İzleyicilerimizden yani, de... Böyle şeyler herkesin başına geliyor. Yani Song Wan'ın ne kadar değerli bir oyuncu olduğunu anlatmaya gerek yok. Ve şunu unutmayalım, yani sonuçta ilk kez bu sahnede oynuyor. Gelir gelmez direkt olarak bu sahneye çıktı. İlk maçı daha, onu da unutmayalım. Yani Kore'de çok farklı bir ortamda oynarken şu an Türkiye'de farklı bir ortamda oynuyor ve orta koridorda... Burada her şey gerçek. LoL Park'a benzemez burası. Yalnız şimdi Roulette'le Song Wan arasında bir karşılaşma görüyoruz. Bu arada Nagne'nin de tercih ettiği 7. farklı şampiyon olduğunu görüyoruz Zoe'nin. 7 maçta 7 farklı şampiyon. Şu ana kadar oldukça büyük bir şampiyon havuzu. Hatta diğer bir deyişle şampiyon okyanusu. Tabii Karthus'un da alt koridorda erken safhalarda oyunu birazcık kendi kulesinin altında kabullenmek zorunda kaldığını biliyoruz. Özellikle Jinx gibi uzaktan dürtebilen bir şampiyona karşı. Yani karşısında Karthus olması Jinx için birazcık avantaj olacak mı sence? En azından erken aşama için evet. Ama Karthus'un da şöyle bir şey var. Karşı tarafta çok fazla kırılgan şampiyon var. Karthus'un ultisi geldiği zaman o kırılgan şampiyonların canını çok yakabilir Karthus. Tahmkench birini kurtaracaktır ama sadece bir kişiye yardımcı olabilir Tahmkench. Yani diğer taraftan analiz masasına da değindiler zaten. Çok fazla kitle kontrol var HVA cephesinde ve yakalanan birisi bir anda düşebilir. Yalnız Köfte şimdi çok fazla hasar yedi. Buradan hemen buzul pençeyle uzaklaşıyor. Yukarıda da şu ana kadar Fenki'nin menzil avantajını kullandığını görüyoruz. Starscream karşısında 1 milyon dalgası fark açmış durumda. 5 dakika geride kaldı ve daha henüz çok fazla bir şey olmamasına rağmen yalnız 700 altınlık bir fark görüyoruz. Yukarıya bir baskın geliyor şimdi ruletin. Orada görülmedi şu anda rulet. Bir sonraki çalıya da görülmeden girebilecek. Evet, bunu da başardı. Fenki'nin en azından sıçrasını almaya çalışacaklar burada. Ya da çekiç formuna dönmesini bekleyeceklerdir. Evet. Yani diğer taraftan da hani Starscream'in 6. seviye olması biraz uzun süreceği için 6. seviyeyi beklemeden bir şey deneyeceklerdir diye tahmin ediyorum ama Panky çok defansif oynuyor, çok güvenli oynuyor daha doğrusu. En doğrusunu yapıyor. Manası da kalmadı. Yalnız sıçrayla bir oyun denedi Starscream, biraz fazla agresif. Panky burada sıçrasını harcamadı, geri adım attı ve geri çıkmayı başardı. HVA kendi bir şey yapmak zorunda hissetti ve karşılığını alamadı. Yani genelde baskından sıçra almaya çalışırsınız, baskında sıçra verdiler. Horgörü ile geri atsa bile muhtemelen yalnız skor almaları çok çok zordu, evet, gerçekten. Ya yani sadece sıçrayı alabileceklerdi muhtemelen. Yani onu bile alabilecekler mi? %100 değil. Bu baskın fazla agresif ama çok etkisiz kaldı. Orta koridorda eşitlik devam ediyor. Yalnız şimdi Song Wan'ın buraya doğru yaklaştığını gördük ama o tekrardan Yampiri'ye doğru döndü. Çünkü Yampiri'de Kindred'ın yükü var. O yükü bırakmayacaklar tabii ki Roulette'e. Gerçi Roulette buraya yaklaştı. Çalabilecek mi bunu? Hayır, ona hiç gitmedi çünkü yukarıda Panky var. Panky'yi almak istiyorlar. İlk kan gelmek üzere ve ilk kan hemen döküldü burada. Çok hızlı tabii orada Kindred'ın 3 yükü birleşince direkt olarak yüksek bir hasar çıktı ve Roulette ilk kanı almayı başarıyor. Panky'den çok garantili, çok akıllı oynuyor dedik. O anda basit bir hata geldi görmediğimiz yerde. Kindred'in orada olduğunu bilmediği için muhtemelen Song Wan'a yardımcı olmak için oraya doğru yaklaştı. Ama bir anda Roulette oradan çıkıverdi. Yani Urgot ultisini kullanmaya gerek bile kalmadı. Evet.
Diğer taraftan aşağıda Holy Phoenix üstünlüğünü artırmaya devam ediyor. Şu 12, an 12 milyonluk bir fark açmış durumda Holy Phoenix. Onun ötesinde oyuna baktığımız zaman 7. dakika içerisinde 67 milyon. Yani oyunda da en yüksek milyona sahip isim kendisi şu anda. Çok rahat bir koridor geçiyor. Yani Sangwan alt koridordaki bu üstünlüğe rağmen nehrin alt tarafına hiç ilgilenmedi bile. Evet. Yani Nidali ile bu kadar erken aşamada hiçbir şey yapmıyor. Üstüne üstlük minyon olarak da çok önüne, orman kampı olarak da fazla öne geçmiş değil. Yani Nidalee'yi daha etkin kullanmasını bekliyor 3 dakikaya kadar. Peki başka bir şey sorayım. Nidalee'nin şu an metadaki yerini nasıl görüyorsun? Yani 3. seviye ormancılardan biri. En iyilerden veya 2. seviyelerden biri bile değil. Ama özel bir seçim. Eğer onunla kendinizi çok iyi hissediyorsunuz. Erken aşamada ciddi bir baskı kurmak, çok erken orman kaplarını fazla almak, nehirde üstünlük kurmak istiyorsanız... Fena bir seçim değil. Kendinize rahat hissediyorsunuz eğer. Ama öncelikli ormancılardan biri. Kaç kere gördük abi bu sene? Hani sırf Türkiye'yi bırak, dünyada da evet. Birdir ikidir yani. HVA'dan proaktif bir oyun. Beşiktaş oraya totemleri bıraktığı gibi HVA cephesi bunun Ejder için iyi bir fırsat olacağını düşündü. Çünkü Beşiktaş'ın geri çekildiğini biliyorlardı. Ve birazcık da ters ayakta yakalamış oldular rakibi. Hemen burada ilk Ejder'i aldılar. Tabii artık... Senin de sürekli dile getirdiğin üzere ilk ejderler çok daha değerli ve oyunun erken safhasında alınan bir okyanus ejderi daha da değerli oluyor. Aynen öyle. Bir sonraki ejderin de dağ ejderi olacağı şu anda sol üste geldi. Ama şu ana kadar hani beklediğimizden daha sakin bir oyun geçiyor. Özellikle Beşiktaş açısından. Yani Hevyan'ın pek rahatsız olduğunu zannetmiyorum şu gidişattan. HVA zaten özellikle 11. seviyede çok büyük bir güç patlaması yaşıyor. Aynen öyle. Kindred buradan yükü de alacak. İkinci yükünü de aldı. Şu ana kadar fena gitmiyor. Yani hiç risksiz oynadığı oyunda bu dakikada ikinci yükü almak gayet iyi bir başarı. Yani riske girmesi gerekmedi bu yükleri almak için. Beşiktaş açısından da yani geç aşama için en güvendikleri. Orta koridorda bu arada bir takas gerçekleşmiş ama şu anda o takastan çok kötü biçimde geride çıkan isim Köfte. Köfte yine de buradan uzaklaşmayı başaracak çünkü ne Nagne'de ne de Köfte'de tutuşturu olmadığı için iki oyuncu da biraz daha o son tetiği çekecek kadar agresif oynayamıyorlar. Demin yerden bulmuştu Nagne bir tane. O yerden alacak artık bulabilirsin. Evet. Tabii şöyle bir nokta var. Köftenin üste dönmesi Sangwan'a ufak bir pencere açtı. Hemen karşı ormandan keskin gagaları çaldı. Yani klasik tabii. Uyku baloncuğuna yakalanırsanız başınız belaya giriyor zorluğa karşı. Ama çok büyük bir dezavantaj da yaşamayacak. Evet. Roulette yine yukarıda bekliyordu ama istediği pozisyonu bulamadı bu sefer. Ve hatta Penki'nin de onu gördüğünü, işaretlediğini gördük. Çünkü son anda bir minyon ileri çıkınca orada Roulette'in yalnız yakalandığını gördük. Yani Songwan tabii yeni geldi. Takımla koordinasyonu daha biraz zaman ihtiyacı var ama yani tek kelimeyle olağanüstü bir oyuncudur yetenek olarak. Şu ana kadar bir tane koridora gidip yalandan bir mızrak attığını bile görmedim. Evet. Sadece dolaşıyor ormanda. Orta koridora gelen Livewood güzel bir karanlık esaret tutturdu ve Nagne'nin arındırını almayı başardılar. Songwan da şimdi yalnız o evet, alameti riskli. Çekti ama dediğin gibi çok riskli. Tam Kench de geldi yalnız. Tam Kench yanında Jinx'i de getirdi mi acaba? Şimdi hemen kartusu kullanılıyor. Holy Phoenix de orada hasar yiyecek. Arka taraftan Star Screen. Farfetch'i yakalamak istedi. Eli Wood'dan agresif oyun. Ulti ile beraber kronometresi de kullandı Eli Wood. Ama arka tarafta Sangwan'ın güzel oyunu ile Eli Wood'u aradan çıkardılar. Köfte de aynı durumda. O da düşüyor. Penki düşürdü onu. HVA tarafında canlılar çok az. Şimdi Roulette'in ultisi patlayacak ama Roulette'in ultisi patladıktan sonra oradan skor gelmiyor. Bir skor daha. Holy Phoenix aldı bunu da. Beşiktaş 4 skorla ayrıldı bu savaştan. Ve hiç skor vermedi karşılığında. Bir daha devam et. Beşiktaş'ın takım savaşı yapmayıp takım savaşına uzaklaşması lazım. Bunun için disengage dediğimiz savaş çıkma mekanikleri biraz düşük ama takip edemedi bir türlü HVA. Bütün evet. Yetenekleri takip edebilseler Jinx'i de sıkıştırmışlardı, Tahm Kench'i de sıkıştırmışlardı. Herkesi sıkıştırmışlardı ama hasarı takip edemeyince skor alamadılar. Farkındaysan bu savaşta şunu gördük. HVA'da herkes başka birine gitti. Aynen öyle. Aynen öyle. Tahm Kench'in canı çok azken, Jinx'i yakalamışken Tahm Kench'i düşürmek yerine takip edem, bir türlü takip etmeyi başaramadılar. Şimdi tekrar göreceğiz.
Her şey Karthus ultisiyle başlayacak ve canları belli oranda azaltacak Karthus ultisi. Yani Starscream şu an başkasına odaklanıyor. Eli Wood'dan güzel geliyor, ulti. Lissandra da geliyor. Ondan sonra rulet çok dışarıda kalmış ama tabii o şeyi kontrol etmek zorunda Zoe'yi. O ultiyi kullanana kadar zaten arka tarafta sıkışan Farfetch ve Jinx başlarına bir şey gelmeden hasar çıkarmayı başarmışlar. Bir kere Jinx heyecanlandıktan sonra da zaten skor daha kolay oluyor. Ya burada çok net biçimde HVA'dan şunu görmüşüz. Kime vuracağız telaşını bir yaşamışlar. Aynen öyle. Ve en sonunda herkese vurmaya çalışıp hiçbir skoru çıkaramamışlar. Herkes zaten az canlıydı Beşiktaş cephesinde. Beşiktaş aslında ormanın o girişinde kötü yere sıkıştı Tahmkent'le Jinx. Ama oraya kimse gelemediği zaman bu kötü sıkışmanın dezavantajını yaşamadılar. Evet. Polyphenix'in de yani geç güçlenmesi beklenen Jinx'in de daha ilk savaştan 1-0-3 çıktığını söyleyelim. 3 asist 1 skor. Ve hem savaşçı çizmesini hem fırtına biçeni bitirmiş durumda. Bu arada orta koridora gelen bir baskın sonucu da Nagne hemen sıçrasını kullandı. Az önceki baskında arındırını bırakmıştı. Şimdi sıçrasını bıraktı. Ama HVA cephesine baktığımızda sadece Joker'in sıçrası olduğunu görüyoruz. O da son savaşa katılmayıp alt koridorda kalmıştı daha zaten. Daha ileri çıktı. HVA burada 4 kişiyle... Baloncu. İnanılmaz bir mesafe kat etti bu arada. Ama yine cevap gelmeyecek HVA'ya sanıyorum ki. Yok, çok rahat olacaklar bunu. Zaten şunu biliyoruz, senin dediğin gibi. Beşiktaş şu an savaşmaktan kaçıyor. O yüzden HVA böyle toplaştığı zaman aslında çok aynen fazla içeri girmek istemiyorlar. Aynen. Dürtmeden. Dürtmeden kesinlikle savaş yapacak, müdahale yapacak durumu yok bu kompozisyonun. Joker'in de Luden'i bitirdiğini görüyoruz bu arada. Şimdi köfte yakalanmış orada. Son anda gelen bir kara kalkan var. Polyphenix'in hala ultisi var. Holy ulti attı ama köfteden aynı güzellikte bir ulti. Bariyerler düştü. Düşer düşmez de kuleyi alacaklar. Evet, kuleyi çok rahat aldılar. Alamet son canıyla bir vuruş daha yapabilecek diye bakıyordum ama hayır. Vermedi HVA cephesi ve oyunun ilk kulesi de Beşiktaş'a gitti böylece. O aradan iki tane barikat da çıkardılar. Bu da altın farkını 3000'in üzerine taşıdı. Ya Holy fazlasını istiyor ve Farfetch'le beraber hemen yukarı doğru da gittiler. Buradaki kule de onlar için önemli bir hedef olacak tabii ki. Yani aslında sigorta, şu ana kadar Beşiktaş oyunu sigortası olan Jinx'in üzerine yıkmış gibi gözüküyor. Jinx için her şey iyi gidiyor ama yani Jayce ve Nidalee seçimlerinin, hele ki Jayce'in ilk seçim olduğunu düşünürsek şu ana kadar istedikleri verim vermekten çok uzak. Ne Jayce? Evet, yalnız burada Joker'in üzerine tutan bir mızrak. Son anda kara kalkan geldi ve Farfetch'te kule altında kalma riski olan Sangon'u kurtardı. Eli Wood da hemen biraz püskürtmek için, biraz gözdağı vermek için tutuşturu direkt bıraktı Songon'un üzerine. Evet. Kule altına girdiği için tabii ki oradan hemen kışkışlamak istedi ama bu kuleyi kurtarmayacak. Zaten tahrip rünü de var. Rahat bir biçimde bir kule daha alıyor Beşiktaş cephesi. HVA buna alt koridordan alacağı ilk kuleyle cevap vermek istiyor. Urgot, Kindred ikilisi için bu zor bir görev değil zaten. Ama kaynakları Jinx'e aktarmak daha istediği şey Beşiktaş'ın. Evet. Hatta rejimizden bir altın farklarını isteyebilirsek aslında çok daha net görebiliriz dediğimiz anda. 1100 altın fark var. Evet. Alt koridorla. Bu dakika için büyük. Tabii ki. Yani aradaki toplam altın farkı 3000 zaten. 1000'i tamamen şeyde, nişancıda. Destekler arasında da inanılmaz bir fark var bu arada. 1900 altına yükselmiş bir fark. Zaten bütün fark alt koridorda odaklanmış. Yani iki evet, destek ve şeyde odaklanmış altın farkı. Ama yani genel olarak baktığımızda Beşiktaş'ın orta koridor hariç her yerde önde olduğunu görüyoruz. Orta koridorda da 2 milyon dalgası fark açmış köfte. Bunun avantajını yaşıyor tabii ki. Bu arada bir sonraki ejder de dağ ejderi olacak. Beşiktaş onun için artık pozisyon almak isteyecektir. Çünkü 2 tane dağ ejderini rakibe vermek istemeyecektir. İlla ki bir baron tehdidi oluşturur bu. Öyle ama uygun pozisyonu yani rakip lazım. 4 kişi geldiği zaman savaşabilecek durumda olmayacak. Evet. En azından dürtmek zorundalar öncesinde. Karthus da 11. seviyeye gelmek zorunda. Karthus 11. seviyeye geldikten sonra işleri biraz daha zorlaşacak. Ultinin etkisi biraz daha artmış olacak. Ki Karthus şu ana kadar hiçbir şeye katılmadı. Sadece minyon biçti. Aynen öyle.
düdenini bitirdi. Birazdan da hiçlik değneği bitirecek galiba. Sihirbaz pabuçlarını bitirmemiş olması ilginç bu evet. arada. Ya bir büyü nüfuzu eşyası çok iyi olurdu. Köfte orada bekliyordu ama Sangwan'ın totemi var. Orada köfteyi bulmayı başardı. Sangwan biraz fazla derinliğine gidiyor ormanın şu anda. Orada çünkü rulet de var. Üzerine bir ulti kullanıldı. Hemen Karthus ultisi de geliyor. Rulet de burada ama Karthus ultisinden hemen önce sıçra geldi bu arada arkadan. İnanılmaz bir hasar Holy Phoenix'in ultisinden. Şimdi bir de köfteyi tutan bir mızrak var. Nagne. O da güzel bir hasar bırakmak için çabalıyor şu anda. Bakalım istediğini yapabilecek mi ama Nagne vazgeçti. Bu işte Beşiktaş'ın istediği savaş. Ve mızraklar çok can yakmaya başladı. Artı her yerden bir şeyler geliyor. Onlar yavaş yavaş canları azaltıyor. Şok patlaması yok. Burada Jace yok belki ama mızraklar geliyor. Jinx ultisi geldi. Uçarı yıldız geliyor. Uçarı yıldız geliyor. Bu bir şekilde rakibin canlarını azaltırsanız, dürtmeyi başarırsanız o istediğiniz savaş. Zaten rakip o dakikadan sonra savaşa giremez hale geliyor. Aynen. Beşiktaş'ın zaten bir numaralı amacı Lissandra'nın ultisini defansif kullandırmak olacak. Ki bu savaşta Lissandra ultisini ofansif kullanmasına rağmen orada... Sıçrayı aldı gerçi derinden evet. ama bir işe yaramadı. Tanki de son dakikalarda oldukça rahat. Bedava minyon biçti. Yani ilk seçim aldıkları Jace'den istedikleri birimi aldıklarını söylemek zor. Ama şu ana kadar Jace'in oyuna katılacağı bir pozisyon da olmadı. Ama baskı da çok fazla kurmadı. Şimdi ayrı kittirmeye... Bir süre sonra zaten ayrı kittirmeden fazla bir şey yapamayacak duruma gelecek Jace. Bullet. Burada belki bir pozisyon bulurum diye aşağı atlamıştı ama orada bir kontrol totemine yakalandı. İşte o bahsettiğimiz pozisyon şimdi geliyor. Bakalım. 5 kişi birden burada Beşiktaş. Bu da Runa'nın kasırgasını da bitirdi bu arada Jinx. Yalnız ne köfte ne de Joker burada değil. O yüzden Beşiktaş şu anda biraz daha avantajlı. Arkada uyan bir süper! Uyuyordu. Uyan buna gidelim. Uyanmadan yok oldu. Ultisini bile kullanamadı Rulet ve... Bu skorun ardından Beşiktaş için dağ ejderi gerçekten çok kolay bir hedef. Çalabilecekler mi? Çaldı. Evet, çalmayı da başardı. Hem mızrak hem şok patlaması geldi. Şok patlamasında kaldı o. Üzerine bir de kule. Yani... Bu kompozisyonun en büyük avantajı kuşatma. Kuşatmada evet. inanılmazlar. Çünkü o kadar fazla dürtebiliyorlar ki savunmak, minyon dalgasını izlemek çok zor. Ve menzilli çok şampiyon var. Evet. Yani şu an belki... Hani çok yaklaşamayacaklar minyon yokken çünkü gerçekten HBL cephesinde çok fazla kitle kontrol var ama dediğin gibi dürtmeyi başardıkları zaman çok fazla şey yapma potansiyeline sahip. Bu arada Holy Phoenix aşağıya ışınlarını kullandı. Alt koridordaki kuleyi istiyor. Alt koridordaki kulenin canı oldukça az ve bu Beşiktaş'ın dördüncü kulesi olacak. Heyecanlanan Jinx'in de etkisini görüyoruz. Runa'nın kasırgası bitmiş durumda. Bundan sonra kritik eşyalarına dönecek. 6500'e kadar da çıktı altın farkı şu anda. 20. dakika için nasıl bir fark? Gayet iyi, gayet üstün. Yalnız Beşiktaş'ta skorların ne kadar dengeli dağıldığına bakar mısın diyecektim ki hemen tekrara geçtik. Tekrara geçtik. Burada işte uyku baloncuğu tuttuğu anda her şey terse dönüyor. Ve o kadar yalnız ki rulet burada. Aynen. Hem bir mızrak, de mızrak. Ooo. Aynı anda mızrak ve... uçarı yıldız birlikte gelince zaten direkt gri ekranda gözünü açmış. Yani ona gözünü açmak diyebilirsen. Evet. Jinx de üstüne portaldan geçiş yaparak döndü. Bir tek kılıç daha aldı. Eli Wood dikkat etmeli çünkü gerçekten onun kara kalkanının dayanamayacağı kadar fazla büyü hasar var karşıda. Yani şu an birisi tek yakalandığı anda öldüğünü göreceğiz. HVA cephesinde çünkü uzaktan gelen o kadar fazla hasar var ki. Bu senaryoyu başta HVA için konuşuyorduk. Birisini tek yakalarlarsa kesebilirler diye. Aynen. Ama tam tersi oluyor şu dakikaya kadar. Bu arada artık cızbızın da kritik vurduğunu düşünürsek, gerçi kritik eşyası yok üzerinde henüz ama doğru düzgün. O da bir şekilde dürtme sayılır. Jinx'in evet. daha az da olsa bir dürtmesi var. Sağdan soldan bir şeyler yağıyor kısacası. Yani Beşiktaş cephesi zaten artık Baron için yavaş yavaş hazırlık yapmaya başladı. Hem etrafı temizliyorlar, hem orada pozisyon alıyorlar, hem de bir şey yakaladıkları anda Baron'a girecekler. Orası belli ve o kesinlikle. Yakaladıkları şey köfte olacak mı acaba? Lissandra'yı yakalamak çok kolay değil tabii. Hele kitle kontrolü neredeyse sıfır olan bir kompozisyon evet. için.
Ama şu dakikaya kadar en önemli kitle kontrollerini, uyku baloncuğunu gayet tutturmayı başaran bir nagneleri var. Aynen öyle. HVA'nın nasıl bir cevap vereceği de önemli tabii ki. Verebilecekler mi? HVA'nın ani savaş başlatıp direkt rakibin içine girmesi gerekiyor. Ve birini direkt aradan çıkarması aynen lazım. Yani bir hasar kaynağını anında silmesi lazım. Odaklanması lazım ona. Bunun için de Lissandra veya Morgana'ya güveniyorlar. Ama Lissandra'nın araya girmesi için, onu takip edebilmek için kolay fırsat vermeyecekler. Beşiktaş da sadece bunu kolluyor zaten. Evet. Şu ana kadar... Roket kemerin aktifi geldi bu arada. Lissandra'nın savaş başlatmak için en önemli araçlarından biri o. Ama neredeyse herkeste sıçra var Beşiktaş cephesinde, Lagne hariç. Kule düştü. Evet, kule düştü. Köfte kötü yakalanacaktı bir an için. Hala çok fazla hasar yediğini görüyoruz Köfte'nin ama Holyflix de son anda orada karanlık esareti yakalanınca daha fazla devam edemedi. Ya, karanlık esareti yakalanmasına rağmen hiçbir şey olmadı ve üstüne de gidemedi evet. HVA. Hayır, orada yani... zaten HVA Holyflix'in kendisini öldürmesini durdurmuş oldu biraz. Aynen. Defansif karanlık esaret. Ama yani karanlık esareti veya donmuş mezarı takip edemeyecekseniz iş çok zor. Evet. Şu ana kadar da sadece oyunun başında alametin oradaki savaşta bunu yapmayı denedi HVA. Oradan da 4 skor vererek çıkmıştı. Şimdi ebedi kılıca yaklaşıyor Jinx gittikçe. 24 dakika geride kalmak üzere ve altın farkı da giderek artıyor. 7500'e kadar çıktı fark. Hatta 8000'e çıkmış şu anda neredeyse. Evvel şimdi baronun etrafında toplandı ama başlayacakları bir baron değil bu. Orada bir an için muhtemelen birisi gelir mi yemler miyiz diye düşündüler. Arkadan gelen bir uyku baloncuğu. Bu arada Holyflix tek başına daha ejderini alıyor. Hasar bile yemediğini görüyoruz bu daha ejderinden. Hemen canını tekrar toparlıyor ve... Rahat bir dağ ejderi Beşiktaş. Ejderlerde 2-0 geride başlamıştı ama iki tane dağ ejderiyle fazlası bile aldı Köfte. Çok fazla hasar yedi. İndiğinde burada uçacak mı? Arkadan gelen çok takıldı. Fazla hasar var. Holyphoenix'ten ulti gelecek mi acaba? Köfte buradan kaçtı. Şimdi ulti geldi ama kaçması da yetmiyor Köfte'nin. Şimdi devam edecek Beşiktaş bu savaşa. 2'de 2 yapan bir holy var. Elibut kaçmak istiyor. Orada güzel bir ham yap geldi Farfetch'ten. Yalnız bir de Karthus ultisi. Şimdi Farfetch sıçrayla beraber ham orada Holyphoenix'i ileri atmak istedi ama yanda roulette düşmek üzere bir hasar daha. Holyphoenix 3'te 3. Heyecanlanan bir Jinx'in yapabileceği bir şey yok. Bu arada roulette niye ultisini kullanmadı o savaşta? Yani roulette en az bir kişiyi kurtarabilirdi. En azından savaşı devam ettirebilirdi. Ultiyi kullandığı zaman oldukları yerde kalmak zorunda kalacaklarını düşünmüş olabilir belki ama sonuç olarak günün sonunda Holyflix 3'te 3'ü aldı orada. Ve Beşiktaş'ı da barona sokmayı başardı. Yani... Beşiktaş da ormancıyı beklemeden bir sallederiz abi. İki daha ejderi var. Sen kafana göre takıl dedi Nidalee'ye. Ya az önce bundan bahsetmiştik. Beşiktaş gerçekten bir kişiyi yakaladı ve devamı felaket oldu rakip için. Sürekli belli bir mesafeden hasar verebiliyorlar ve şimdi baronu aldıktan sonra muazzam bir kuşatma kompozisyonu bu. Yani HVA'nın oyunu durdurması çok ama çok zor olacak. Burada Köfte'nin biraz panik yaptığını görüyoruz. Panik yaptı aslında. Çünkü uyku baloncuğundan kaçmıştı halbuki. Fakat Zonya yani kronometreyi bir kere kullandığınız zaman hemen altınıza şeyler geliyor, kapanlar geliyor. Ultiyle skor alındı. Kindred ultisi olmadığı zaman da buradan kurtuluş da yok artık. Evet. Daha sonra Holyphoenix zaten Livewood'u da alacak. Livewood'u da alacak ve tekrar heyecanlanacak. Şimdi bu kuşatma aradaki altın farkı da 11.000 iken böyle bir kompozisyonu durdurmak imkansıza yakın. Holyphoenix'ten de geçmişi anımsatan bir performans. Aynen öyle. 4-0-4. 4-0-4 bulundu ama bu sefer. Evet. Bu sefer sen yaptın espriyi, tebrik ediyorum. Evet. Çok da kötü değil ya. Kötüydü bence. Peki. Üzüm üzüme baka baka kararır abi. Şimdi Beşiktaş, senin de bahsettiğin üzere o kuşatmayı çok rahat bir biçimde yapacak. Hiçbir şekilde yaklaşamıyorlar bile. Ve yani şöyle bir şey var. HVA'nın bu kompozisyonla yapması gereken şey tetiği çekmek. Kendileri başlatmak zorunda savaşı. Kendileri başlatmazsa hiçbir şey yapamazlar ki.
defansif oynayabilecek bir kompozisyon değil bu çünkü. Karşıdaki kompozisyon da defansif oynadığınız zaman en çok istediği şey. Evet. Sürekli bir şeyler... Bakar mısın? Ölecek Elibud! 10 canı kaldı Elibud'un! 10 canı kaldı! 10 bile değil hatta 7, tek basamaklıydı. 7 can kalmış. Rejimizden de bilgi geldi ve Beşiktaş yavaş yavaş maçı bitirmeye doğru ilerliyor. Şimdi ikinci inhibitörü almaya çalışacaklar. Joker, Köfte daha rakibe yaklaşamadan canlarının %60'ını kaybettiler. Sürekli bir şeyler yağıyor. HVA'nın cevap verebileceği hiçbir şey yok gibi duruyor. Holyfinex kritikleri vurmaya devam ediyor. 3 düz vuruş. Yine Elibud canavliyle kaçtı oradan. Elibud yine hayatta kaldı ama HVA'nın kuleleri hayatta kalamıyor. 3. inhibitör de düşecek şimdi. Beşiktaş aşağıdan da inhibitörü almak için geliyor. 3. inhibitör gidecek. Onu da aldılar ve Beşiktaş resmen acı çektiriyor şu anda HVA Gaming'e. Nagne bir an için ileri çıktı. Güzel bir uyku baloncu. Karakalkan geldi ama ekstra hasar gelecek mi? Hayır, hasar gelmedi. Acı duvarı birazcık yavaşlatmak istiyor Beşiktaş'ı burada ama ne kadar yavaşlatabilecek? Ya Baron güçlenmesi de varken. Köfte şimdi agresif oynamaya karar verdi. Sonunda Farfetch'in üzerine doğru gidiyor. Orada hasar çıkarmak istiyorlar. Roulette hemen ulti geldi. Arka tarafta Panky. O ultinin içerisinde kaldı ama Farfetch'ten çok güzel bir hamle yap. Panky çıkarmak istediği izin vermiyor buna Joker ama. Arkada Holyfinex bir kere daha başladı. Vurmaya devam ediyor. Kartus ultisi hiçbir şeye fayda etmeyecek. Holyfinex'ten bir 3'te 3 daha yanlış görmediysem. Ve Beşiktaş burada oyunu bitirmeye gidiyor artık. Beşiktaş için güzel bir galibiyet. 4. galibiyetlerine ulaşıyorlar 7. maçlarında. Kompozisyonun gereklerini tam yerine getirdiler mi? Oyunun ikinci yarısına getirdiler. Özellikle üstünlüğü ele aldıktan sonra kuşatma yapmaları çok kolaydı. Fakat HVA'nın erken aşamada Jace ve Nidalee'den istediklerini aramamasına rağmen HVA'nın bunu cezalandırmaması sayesinde Beşiktaş istedikleri fırsatı buldu. Garantileri, sigortaları da Jinx'ti. Bütün kaynaklar da Jinx'e gittikten sonra Holyfinex heyecanlanıp heyecanlanıp 1, 2, 3 herkesi düşürdü. Zaten Holyfinex'in birilerini düşürmediği zaman hastanelik ettiğini gördük. Aynen. Ya bir aşamadan sonra zaten Jinx'le nasıl baş edebileceksiniz ki? Ama HVA'nın erken aşamada çok fırsatı vardı rakibi cezalandırmak için. Bunlardan pek yararlanmayı görmedik. Songwan müthiş bir transfer gerçekten. Çok ama çok değerli bir oyuncu. Ligimizin en iyi transferlerinden biri. İlk haftaki performansı için daha hem sahneye hem takıma alışması için biraz zaman vermek lazım. Çok etkileyici bir nili performansı göstermedi açıkçası ama çok da önemli değil. Takım halinde... Bu maç zaten bireysel performansların öne çıktığı bir maç oldu. Ya aslında bireysel performans demek lazım. HVA gerçekten herhangi bir karşı hamle yaptığını görmedik HVA'nın. Ya bireysel performanstan kastım, yetenek atışları tuttuğu zaman Beşiktaş ileri adım attı zaten. Yani böyle bir maç oldu onlar için. Erken aşamada değil ama oyunun ortasından sonra da kompozisyonun neler yapabileceğini çok net gösterdiler. Evet, bu arada en değerli oyuncu oylamamız da başladı. Tasarım değiştiği için şaşırmayın diyorum. Şu an aşağıdaki ekranımız en değerli oyuncu oylaması. Ve artık YouTube üzerinden de oylarınızı verebileceksiniz en değerli oyunculara. Onu da hatırlatalım. Hem Twitch üzerinden hem de YouTube üzerinden sohbetten oylarınızı verebilirsiniz. Birazdan da röportaj alanına doğru geçiş yapacağız. Kaan, son bir soru. Beşiktaş'ın bu haliyle eski halinden daha iyi olacağını düşünüyor musun? Net düşünüyorum. Çünkü yani Songwan ısındıktan sonra ligimizdeki en değerli oyunculardan biri olacak. Çok yani daha doğrusu dünyadaki değeri ortada. Nagne ile uyumlarının da daha iyi olacağını düşünüyorum. Panky zaten iyi bir sezon geçiriyordu. Holyfinex Farfetch ikilisinin nasıl bir uyum sağlayacağına bağlı her şey ama sonuçta Songwan kesinlikle çok çok değerli bir transfer. Evet ve artık yavaş yavaş röportaj alanına da geçiş yapacağız. Ve röportaj alanında Trial Barney'nin yanında Farfetch varmış. Şimdi oraya geçiş yapıyoruz. Trial Barney Beşiktaş'ın yeni transferiyle konuşacak. Teşekkürler Tombalıklı. Gerçekten çok güzel bir sunumdu. Senin de söylediğin gibi yanımda Farfetch var. Farfetch, güzel bir galibiyet aldınız. Maçla ilgili konuşmadan önce öncelikle senin tekrardan Vodafone Frizon Şampiyonluk Ligi'ne geri dönüşten biraz bahsedelim. Biraz uzakta kaldın ama Farfetch bu dönemde neler yaptı? Kendini nasıl geliştirdi? Ya bu dönemde ya biliyorsunuz en son Aurora'da oynadım. Geçen kış mevsiminde yani bir sene önce. Yazın üniversite takımımda Avrupa üniversiteler arası turnuvayı kazandım. Orada birazcık nasıl diyeyim? Şu anki takımlarımda hep böyle benden daha iyi oyuncular vardı. Onun için onlar shot calling veriyordu. Takımı onlar yönetiyordu. Ben arka planda kalıyordum. Bu üniversiteler arası turnuvada da ben birazcık böyle nasıl diyeyim? Birazcık kaptanlık moduna büründüm. Shot call vermeye başladım. Bu da şu ana kadar yani oyunlarımda etkili oluyor. Yani genelde mesela şu an Anıl da beni yönetiyor ama bazı zamanlarda Anıl'ın görmediği zamanlarda da ben onu yönetebiliyorum. Bu şekilde yaz mevsimini geçirdim. Kış mevsimine de pre-season'da yani son bir aydır falan hazırlanmaya başladım. Ve bu şekilde Beşiktaş'tayım.
Peki, gördüğümüz kadar işe yaramışa benziyor. Peki şimdi maça dönecek olursak. Genelde bir takımda kitle kontrolü olmaması her zaman sorun yaratırdı ama sanki bu kompozisyon üstünde bayağı kafa yormuşsunuz gibi geldi bana. Neredeyse hatasla oynadınız. Şöyle diyeyim. Eğer rakip takım düzgün engeç atarsa kazanabiliyorlar. Ama Tahmkent diye bir olay var. Tahmkent sayesinde düzgün bir engeç atamadılar. Atsalar bile Tahmkent sayesinde kurtulmayı başardık. Bu sayede de poke comp dediğimiz şey, uzaktan poke'layarak range dışından, out range ederek adamları maçı kazanmayı bildik, öyle diyebilirim. Peki son soru o zaman. Yeni ormancınızın takıma kattığı sinerjiden bahsedelim biraz. Yani takımda şu an işler nasıl gidiyor? Ya, Songwan hayatında ilk defa İngilizce konuşuyormuş. Ama gerçekten ben bilmiyorum, eski takımlarıma göre İngilizcesini gayet iyi buldum. Çünkü çalışıyor, not defterleri tutuyor İngilizce, Korece olarak. Ve bizi iyi yönettiğini düşünüyorum. Biz sadece bilgi veriyoruz diyebilirim. Arada bir ne yapacağımızı söylüyoruz. O da okeyliyor ve yani bir iki günde çok iyi uyum sağladık diyebilirim. Bakalım diğer hafta nasıl olacak? Umarım istediğiniz gibi gider. Galiba başarınızın devamını diliyorum ve sana da başarılar diliyorum. Farfetch yanımızdaydı, şimdi söz analizmasına bırakıyoruz. Teşekkür ediyoruz Vodafone.